Efendim bir kez daha günaydın. Çalar Saat devam ediyor. Az önce de söylediğimiz üzere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Çalar Saat'te misafirimiz. Hem biz misafiriz hem de aynı zamanda siz de misafirimizsiniz. Çok sağ olun efendim. Geldiniz sağ Geldiğiniz için, konuk olduğunuz için teşekkür ederiz. Siz de hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Efendim e, şimdi bizim bugün başlığımız tek kelimeyle. Evet. Aslında Cuma günü başlayan bir furyaydı. İşte Cumhurbaşkanı, işte bakanlar, siz e, görüşlerinizi belirttiniz. Tek kelimeyle bir ülke tarifi ya da bir gelecek tarifi. Evet. Böyle başlayalım mı? Tek kelimeyle bugün yaşadığımızı izah etmeye çalışsak ne dersiniz? Tek kelimeyle eğer bugün söyleme, bir şey söylemek gerekiyorsa zam. Bunu daha önce de ifade etmiştim. Zam yani eşitir enflasyon aslında tek kelimeyle bu halkın gündemi, gündeminde bu var zaten. Geçim sorunu var. Tanımlama gerekirse çok açık ve çok net zam. Şimdi tabii bugün saatler onu gösterdiğinde TÜİK'in e, enflasyon verilerini öğreneceğiz. E, siz de daha önce gitmiştiniz. Evet. Bir hesap uzmanı olarak aslında ya bu nasıl yapılıyor bu hesap nasıl yapılıyor diye e, öğrenmek istemiştiniz. Olmadı kapılar açılmadı. Biz saat 9.30'da da kendi internet sitelerinde de kapılarımız açık arzu eden herkes gelip rahatlıkla yetkililerden bilgi alabilir diye kendi internet sitesine de böyle bir haber koymuş. Açık davet. Açık açık davet. Evet. Ona rağmen kapattılar. Şimdi bir tarafıyla da saat 9.30'da en akın yani bağımsız akademisyenlerin enflasyon evet. verilerine evet. E, sahip olacağız, öğrenmiş Onlar olacağız. Onlar yayınlayacaklar. Acaba bu makas, şimdiden bir öngörü alayım mı sizden bu makas? Yok, hayır bir öngörüde bulunmak istemiyorum ama e, sıradan vatandaşın, kahvede oturan vatandaşın, tarlada çalışan vatandaşın bildiği bir gerçek var yani. Sonuçta bu insan gidiyor cebinden para çıkarıyor kaldıysa alışveriş yapıyor. Bir hafta önce aldığıyla bir hafta sonra aldığı arasındaki farkı görüyor. İşte tarımda çalışan kişi gidip kümbresini alıyor, ilacını alıyor, fidesini alıyor. E, o da bakıyor zaten. Geçen yıl kaça almıştı, şimdi kaça almış diye. Enflasyonu görüyor zaten. Hayat pahalılığını görüyor. Yaşıyor zaten hayat pahalılığını. E, dolayısıyla e, TÜİK yani Türkiye İstatistik Kurumu'nun yaptığı açıklamalar gerçekçi açıklamalar değil. Yani saraydan talimat alıyor. Ön, ön rakamlar belirleniyor. Kendileri oturuyorlar, araştırıyorlar, rakam belirleniyor. Rakamlar saraya gönderiliyor. Saray diyor ki ya indirin şunu şu kadara. O rakam indiriliyor ve ilan ediliyor. Şimdi İstanbul Ticaret Odası İstanbul için belirledi. 99.9. E 99.9. Şimdi TÜİK ne yapacak Allah aşkına? Ne yapacak yani şimdi? Resmi kurum diyorsan İstanbul Ticaret Odası, ee, efendim akademik bir e, kurum diyorsanız Enag'ın yayınladığı rakamlar, piyasa diyorsanız e, vatandaşın gidip alışveriş yaptığı ekmeğinden tutun efendim, e, Diyelim deterjanına kadar her şey aşağı yukarı yüzde yüzün üstünde bir zam görmüş vaziyette. Üretici fiyatlarına bakıyorsunuz, onlar da zaten yüzde yüzün çok üzerinde. Yani TÜİK'in rakamında da yüzde yüzün çok üzerinde. Üretici eğer bu kadar yüksek pahalılıkla yani aldığı ham maddeler için bu kadar yüksek bedel ödüyorsa, e sonuçta bunu e, ürettiği malı piyasaya satarken üzerine makul bir kar koyup satacaktır. Demek ki %100'ün üzerinde bir zam her zaman için gündemimizde. E şimdi efendim resmi gazetede yayınlandı orta vadeli programa. Bir birlikte bakalım mı bugün akşam gazetesinin de yine ilk sayfasında. Evet. E siz zaten dün ekonomi konulu bir toplantı da gerçekleştirdiniz. Evet. Mesela ekonomide normalleşme programı olarak adlandırılıyor akşam gazetesinde. 2025 hedefleri orta vadeli program. E i̇şsizliğe bakıyoruz. Mesela 2022 yılı için %10.8. Evet. 2023 yılı %10.4 sonra enflasyon mesela düşecek denilmişti. Bunun içinde bir baz etkisi de deniliyor. Şimdi enflasyon beklentisi 2022 yılı için yüzde %65. Yani büyük puntolar da, evet. puntolarla da yazılmış bazı evet. gazetelerde. Bu bir müjde midir böyle değerlendirmek, böyle yaklaşmak? Enflasyonla başlayalım efendim. Ne dersiniz? Başlayalım tabii. Şimdi burada önce şundan enflasyon rakamında yine vereyim ben size. Şimdi bizi kıskanan Almanya. Enflasyon rakamına bakalım. %7.9. Demek ki Almanya niye biz daha yüksek rakam, rakamda bir enflasyon yaşamıyoruz diye herhalde bizi kıskanıyor. Geçiyorum Yunanistan'a hani bir, bir dönem ekonomisi iflas etmişti vesaire diye söylediğimiz Yunanistan'da enflasyon yüzde %11.6 geçiyorum savaş halinde olan Rusya savaşıyorlar Ukrayna ile beraber. Savaş halindeki Rusya'da enflasyon %15.1. Yine savaşın öbür aktörü olan yani ülkesine ülkesini savunmaya çalışan Ukrayna'da %22.2. Türkiye'ye bakıyoruz. Resmi rakama bakıyorsunuz işte %80 civarında %79.6. Enak ve e, İstanbul Ticaret Odası'nın rakamları bunun çok çok üstünde. Demek ki gerçekçi olarak baktığımızda ülkenin iyi yönetilmediği gerçeği ortaya çıkıyor. Yönetilmiyor, günlük yönetiliyor, kararlar günlük alınıyor. Günlük alınan kararlarla bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Planlama dediniz, rakamları verdiniz, gazetede manşet atmış. Güzel. Ne diyorlardı bunlar? Kendi seçim bildirgelerine koydular. Devletin raporlarına koydular. Okuyayım size 2023 yılında ne olacaktı Türkiye değil 25 mi? 25 bin dolar kişi başı iki, milli gelir mesela. Efendim kişi başına gelir, e, do, do, milli gelir önce vereyim evet. size. 2 trilyon dolar olacaktı. 2023 hedefi 2 trilyon dolar olacaktı. Kaç lira oldu? 867 milyon dolar milyar dolar. 2 trilyon de sapma %56.7. Bu ne demektir? Tamamen kafadan atılan rakamlarla siz toplumu aldatıyorsunuz demektir. 2 trilyon dolar diyorsan bari işte ise 1.9 trilyon dolar gerçekleşsin de deriz ki ya tamam önemli bir adım attı ama yani bu kadar oldu. 2 trilyon dolar diye bir hedef koyuyorsun. 2023'te bu gerçekleşecek diyorsun. 867 milyar dolarlık bir rakam Efendim, siz şöyle. hesap uzmanısınız. Peki bu yani nasıl hesaplanıyor? Yani... E Buna benim aklım ermiyor. Bakın çok samimi söylüyorum. Benim aklım ermiyor. Bu politika ermiyor. Ha 2 trilyon dolara çıkabilir miydi? Çıkabilirdi. Bu potansiyeli var Türkiye'nin. Türkiye'nin var. Türkiye çok dinamik bir ülke. Kaynakları verimli kullanılırsa, iyi kullanılırsa bunun herkese, herkesin nasipleneceği, herkesin gelirinin artabileceği bir modeli yakalamak mümkün. Ama siz 2 trilyon vaat edip çıkıp milletin önüne 2023 hedefi diye televizyonlarda günlerce bar bar bağırıp Ondan sonra kendi gazetelerinizde günlerce manşette tutup Türkiye 2023 yılında şu rakamları bulacaktır diye kişi başına gelir 25 bin dolar olacaktı Erdoğan diyordu 2023 hedeflerini yakalayacağız kişi başına gelir 25 bin dolar şimdi 10 bin dolar civarında 9 bin 9500 kişi, işte ya 10 bin diyelim biraz onlara torpil geçelim. 10 bin dolar ya arkadaş 25 bin dolar nerede? 10 bin dolar nerede ya? Akılla mantıkla bağdaşır bir rakam yok.